az Allah, bir çok grupla güzel bir bunu şey gerçekleştiriyorlar sayı olarak. Sihirli bir dokunuşları var bildiğim kadarıyla. 3 mü oldu? Yılı bu. Yani onlar bence, ele aldığından, evet, devraldığından beri silkelendi. Başka portakal, bir şeye dönüştü hakikaten. Burası. Hakikaten biz böyle kendimizi dünyanın bir parçası olarak görmeye başladık. Oyuncular olarak. Hı hı. Yani dünya sektörü neredeyse biz de şu anda oradayız. Ne kadar önemli bir şey. Muhteşem bir şey bu. Coppola'nın filmini beğendim. Ah, Coppola mesela ben de çok beğendim çok ama aldı biliyorsun değil mi? Yani biz çok enderiz beğenenler. Evet, evet. Yani ben evet bayıldım. Şimdi bir kere çok büyük bir cesaret. Coppola gibi bir ismin altına yeni bir şey yapmak. Bence Kubrick. Yani gerçekten bir kere şunu söyleyelim izleyicilere. Hani hakikaten eski Coppola değil. Değil. O mafya filmleri, şey, apokalipsi çeken tamamen Coppola değil. Tamamen bağımsız sinemaya aslında biraz gönül vermiş bu filminde. Ama 25 milyon dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Yani ama bağımsız, Coppola için hani düşük bir bütçe bu. Çok evet, doğru söylüyor. Ama kendi vermiş. Kendi vermiş. O yüzden bence yüksek bağımsız bir para. Işte. Şaraptan çok para kazanıyor. Şaraptan kazanıyormuş, evet. Şimdi bakın, Aristofanes'ten tutun Borges, içinde kuantumu da koyabiliriz. Felsefe, teoloji, sosyoloji ve hani Dorian Gray'in portresinden de şeyler var bence, baharatlar var. Bütün bunları yeni bir sinema diliyle anlatıyor ve bence geleceğin sinemasına, geleceğin genç sinemacılarına da bir mihenk taşı oluşturuyor bu filmiyle. Yani bununla beraber varyasyonlar başlayacak. Ve istemiyorum diyor. Ufak bir söyleşi yaptım ben onunla. Yok ya, artık ne mafya filmi çekmek isterim, ne savaş filmi çekmek isterim. Yani öyle bir şey. Bir de şeyi sorgulamaya başlamış. 66 yaşında bildiğim kadarıyla ve hani hepimizin, bizim değil daha ama hani daha sonra da herkesin peşinde olduğu o gençliğin, ama ebedi gençliğin adam peşinde. Bulunacak onun formülü adam zaten. Adam haklı ama çekilmekte. Çünkü bitirmiş olayı zaten. Yani ondan sonra Guns Guns yeni bir söz söylüyor. Bitmez. Yani, hani bitmez. Güzel çekmiş demek istiyorum. Bitmez. Yani. Güzel. Bak onun yani içinde bitmemiş ki hala yeni yarama yolunda ve çok doğru bir yolda. O alıştığı şeyde de devam edebilirdi. İnsanlar bu tembelliğe düşüyorlar. Çok da para kazanırdı. Coppola tabii bir canım mafya filmi daha çekse. İkinci bir kazanmaz mafya filmi çekse. Kazanır. Ama amaç para değil. Amaç para değil. Amaç sanat işte. Şey sordum. Ya illa da savaş filmi olsa Kuzey Irak'ta bir film çekmek isterdim dedi mesela. Doğru. Ama o filmde de çok ilgimi çeken bir şey söyledi. Bir Iraklı ailenin hayatını çekerdim ama ne gözyaşı olurdu, ne tecavüz olurdu, ne bomba olurdu. Sadece hani böyle basit bir hayat çekerdim dedi. Hakikaten de galiba izleyicinin demin mutluluktan bahsederken onu konuşuyorduk. Ruhuna, kalbine dokunan şeylerin artık hani savaş, şiddetten geçmediğini düşünüyor koskoca Coppola. Ya şöyle bir şey var. Maalesef işte ille karakterle özdeşim kuralım, onunla beraber ağlayalım ya da gülelim gibi bir anlayış var. Sinema sadece bu değil işte. Sadece özdeşim kurmak zorunda değil. Sadece duygulara hitap etmek zorunda değil. Düşündürebilir, şaşırtabilir, şok edebilir, canımızı da sıkabilir. Başka şeyleri de yaşatabilir bize sinema. Onun için izleyicinin gönlünü tümüyle, yüreğini tümüyle açarak izlemesi lazım. Yani sonuçta yüreğine bir şekilde dokunması lazım. Ne şekilde dokunursa dokunsun yani. İzleyici de o açsın kulaklarını, gözlerini. Peki yeni projelerin olduğunu duyuyorum. Var, evet. Biraz anlatır mısın lütfen? Şöyle söyleyeyim. 2008'de Mayıs ayında Usta adlı bir filmi çekiyoruz. Bahadır Karataş yönetiyor. Yetkin Dikinciler'le birlikte başrolü paylaşacağız. Eskişehir'de çekilecek bir proje. Nasıl bir şey bu? Usta uçak yapmaya sevdalı bir adam. Evli bunlar. Çift. Fakat o kadar kendi bencilliğinde, tutkusunda kaybolmuş ki evliliğini ve sevgisini, aşkı unutmuş. Kadın da aşkı geri kazanmak istiyor. Çocuğu olsun istiyor. Ama sen aşkı alamazsan aşka gitmeyi öğrenmelisin diyor film. Çok güzel. Aynı zamanda da naif bir tutku hikayesi. Çok güzel. Peki demin Özgü'ye de sordum, sana da aynısını soracağım. Senin bir projenin içinde yer alman için ne olması lazım? Çok geliyordur sana da. Özellikle senin geçen seneydi ödülün galiba değil mi? Evet. Yardımcı kadın. Bir sene önce. Bir önce mi? Hani ondan sonra da tabii daha da yapıyordun işleri ama birden öne çıktın ve daha çok da proje geliyordur, teklif geliyordur. Hani seni heyecanlandırması için ne olması lazım? Çok güzel bir soru bu. Şimdi televizyonda zaten hani maddi kazancımız için bir iş yapıyoruz. Sinemada ben bağımsız filmler yapmak istiyorum. Yeni üsluplar, yeni stiller denemek istiyorum. Doğru ya da yanlış gerçekten umurumda değil. Yeter ki yeni bir şey olsun. Yeni bir dil olsun. Ben cesur üslubumu, olsun biraz cesur galiba olsun. Ben üslubumu değiştirmeye hazırım. Ben doğru ya da yanlış oynarım gerçekten umurumda değil. Ama yeni bir şey yaptığımı kendime söylemem lazım. Peki bu bir risk değil mi? Risk, evet ama. Değil mi söyledik? Yani sonuçta hani tabii. Değil ama hani oyuncunun hani belli bir kariyeri vardı. Hani değil mi? Hani korkar insan bir anda tamamen farklı o. Çünkü senin yerin dibine de batırabilir. Aa, şapkamız gitti. Sağ ol. Nazar değdi güzel şapkana. Saçlar da darladı. Yok, gayet güzel gözüküyorsun. Bu risk aslında değil mi? Yani hani ben bu riski almayı seviyorum.
isimsiz, yeni mezun, bağımsız sinema yapmak isteyen bütün herkesin yanındayım. Hazırım. Hiç ismim umurumda değil. Bence çok güzel ya, harika. Ben hazırım yani. Herkese çalışmaya hazırım. O zaman buradan duyuruyoruz. Hani evet, ona bir göre tane gelsin. Gişe filmi yapıyorsam 5 tane bağımsız yapacağım. Çok ve güzel. Maddi olarak da hiçbir şey istemiyorum. Çok güzel, evet. Muhteşem bir şey. Peki, seni heyecanlandırması için bir projenin ne olması lazım? Yani ne yaparsın? Senaryoyu sana da geliyordur çok teklif. Önemli olan ben senaryonun bütününe bakıyorum. Orada karakterimi hani fazla böyle değerlendirmiyorum. Ben ne bileyim çok büyük bir filmde bir kapı açayım ama beğenmediğim bir filmde ana karakter oynamayayım yani. Benim için bütünü önemli. Ben öyle bakıyorum senaryoya. Film olsun, sinema filmi olsun, dizi olsun. Her şey için, reklam bile bunun için değerlendiriyorum. Bir de reklamı soracağım. Şimdi Özgür'le konuşurken reklam da farklı bir hakikaten dünya. O da farklı bir dediğin gibi belki sanat. Nasıl bakıyorsunuz mesela reklamlara? Ben ilk reklam filmiyle kamera önüne geçtim. Evet, benim ilk reklam yönetmenim Reha Erdem'dir. Evet. O Ford Transit diye bir reklam filmi yapmıştı. Ben okulda öğrenciydim. Aslında benim ilk yani yönetmenim Reha Erdem. Enteresan. Herkes sinema yapar sonra reklam yapar. Şimdi reklamla başlayalım sinemaya. Reklamla başladık. Yani tabii tiyatro vardı da. Sıcak bakıyorum reklam. Türkiye'de ben reklam yönetmenliğini ve reklamı çok başarılı buluyorum. Yani Amerika ve Avrupa düzeyinde hatta daha da yaratıcı. Reklam konusunda çok iyi yönetmenlerimiz var ve onlar sinemaya doğru geliyorlar. Bahadır Karataş da kesinlikle, çalışacağım doğru. Yönetmendi. Özgün'ün Akses reklamını çeken, Cem Yılmaz'ın Opet reklamını çeken kişisi. Aa çok güzel. Şimdi sonuçta sinemaya. Şimdi çok güzel. Parayı kazanıp toplayıp sinemaya yatırmak için reklam çekiyor mesela. Ya, televizyonu hepimiz bir araç olarak kullanıyoruz anladığımız kadarıyla. Evet, ama aracı da layığıyla düzgün bir şekilde yapmak lazım. Çünkü herkesin evine giren bir şey bu. Doğru. Onların evlerine misafir oluyoruz. Onlara layık, onlara keyif verecek güzel şeyler vermeliyiz. Sen reklamda oynamadın bildiğim kadarıyla. Ben Fransa'da oynadım. Oynadın mı? Ne reklamıydı? Komedi üzerine bağlı reklamlardı. Bir 30 saniyede. Biliyorsunuz Fransa'da yani bir ürün reklamıydı. Ürün butagaz reklamı var. Ne bileyim Anderson Consulting çalıştı. İsmini değiştirdiği zaman Accenture olmuştu. Onun bir reklamı, bir tanıtımı vardı. Ondan sonra hatırlamıyorum yani neler var. Bir restoran reklamı var. Bir araba Toyota reklamı vardı. Hani bayağı bir reklamlar çalıştı. Peki şimdi tabii Paris'te yaşıyorsun. Hala da orada mı yaşıyorsun? Evet. Hani gidip geliyorsun gidip öyle mi? Evet. Bu da acayip bir tempo hakikaten ama Paris'ten tabii Fransa da bizim için ilginç bir ülke. Türkiye açısından. Nasıl gözüküyoruz Türkiye? Sinemamız olsun, televizyonumuz, siyaset sormayacağım merak etme. Ya şimdi ben Fatih Akın'ın filmini çok beğendim. Çünkü Fatih de biliyorsunuz iki kültür arasında kalmış birisi. Ve Türkiye'yi de çok seviyor. Filminde de bunu hissediyoruz. Benim en çok hoşuma giden filmlerden biriydi festivalde. Paris'te yaşamak da böyle yani. İki kültür arasında kalmışız. Ve bu daha objektif olarak bakabiliyoruz Türkiye'ye. Dışarıdan bakabiliyoruz. O güzel bir durum. Mesela sen Türkiye'de ünlü olduğun kadar Paris'te ünlü değilsin. Yok. Ama reklamlarımız sayesinde tanıyorlar. Hayır sormak istiyorum. Yani burada nefes aldırmıyorlar görüyorum. Hani Paris'te bir rahat mı ediyorsun gittiğinde? Aynı. Fazla aynı mı orada da reklamlarda etrafını tanıyorlar mı? İnsanlar tanımıyor da aynı ya. Ben rahatsız değilim burada. Çok mutluyum. Dediğim gibi metroyu biniyorum, sokakta dolaşabiliyorum. Rahatım yani. Sizle alakalı bir şey bu. Tabii sen kendine tabii alakalı doğru şey. Doğru katılıyorum. Hani ben niye rahatsız? Sen yani bir de bu mesleği seçtiysen yani bu da böyle bir şey. Bu da bunun cilvesi yani galiba. Başka bir şey yap. Ya ben mesela şöyle geçen gün bir arkadaşımla şık bir yere gitmeye karar verdik. Daha doğrusu yönetmen arkadaşımla kızla ya kız kızla bize yine müstenin bir yere gidelim ya ama o kadar şık ki daha önce gitmemiştik. Ya bizi içeri alırlar mı falan dedim ben andaça. Kapıya geldim, ooo hoş geldiniz dediler. Ben dedim, nereden tanıyorlar beni dedim. Andaş diyor ki, oyuncusun kızım sen. Aa evet, yani hakikaten o kadar artık şuurunda değilim ben. Ama bence de hoş yani insanların tanıması ve ilgi göstermesi. Çok güzel yani bir şey ama çok sıcak bir şey. Kasmazsan bunu böyle böyle algılarsan iyi oluyor galiba. Onlar da mutlu oluyorlar çünkü şey keyif alıyorlar onlar da o zaman. Bir de yok bir şey. Hadi. Bir dene. Peki. Hakikaten çok teşekkür ederim. Bugün eşin altında geldiniz. Soruları yanıtladınız. Bol şans da diliyorum film için bu akşama. Değil mi? Yani İnşallah. Bakalım neler olacak. Heyecanla bekliyoruz. Ben ödülümü aldım bu festivalden. Benim açımdan. O kadar güzel geçti ki. Olsun. Yine de biz hani şey diyoruz. Bekliyoruz. Onun hani böyle katı hale gelmesi gerekmiyor. Yani solit olması gerekmiyor. Yani
o kadar keyifli vakit geçirdim ki şimdi program bile bana, benim için son derece lezzetli bir şey. Aynen, çok güzel. Evet, çok güzel. Seni de yeni projelerde gördüğümüz için bence animasyon falan harika. Yani valla ben o projeyi dört gözle bekliyorum. Sabırsızlıkla biz de bekliyoruz. Çok bakalım, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Lafınızı bağla kesimi Antalya'dan gerçekleştirdik. Zor koşullardan umarım ne derler, sürçülisan ediksek at bola. Umarım keyifli bir pazar geçirmişsinizdir. İyi pazarlar diliyoruz.